Bir son dakika daha var. Bu da önemli bence. ABD'nin Suriye'deki en büyük gaz sahalarından birinde, bu Deir Zor tarafında, Konoko gaz sahasında patlama olmuş. Son dakika 100 hektarlık alana sahip. Yani ABD ne diyor? PKK'nın elinde de ABD'nin kontrolü. Bir daha aktaralım bunu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki en büyük gaz sahalarından birisi, Konoko gaz sahasında bir patlama yaşanıyor. Ve 100 hektarlık alana sahip Konoko gaz sahası epeyce hasar görmüş. SİHA'larla düzenlenen bir saldırı olduğu söyleniyor. Doğru değil mi arkadaşlar? SİHA'ların kullanıldığı. Yani onu da Irak'ta Amerika PKK'ya koruyor, korutturuyor orayı, o bölgeyi. Haseke'den kaydırdı. Bunu kim yapıyor? Bunu İran gene mi yapıyor? Hayır, Irak'taki unsurlarına yaptırmış olma ihtimali çok yüksek. İran'ın belki oradaki. Evet, Irak'taki orada çok güçlü. Deir Zor'da biz yapmış olamazız ya. Türkiye yapmış olamaz. Yok. Orada Ömer sahası var, petrol sahası, en büyük petrol sahası ve bahsettiğiniz de gaz sahası var. Orada 3 unsur var. Esad rejimi garnizonları var. PYD-YPG'nin Amerika'nın bölge haritasında verir misiniz? Bakalım değerli. Şeyleri var. Ne diyelim onlara? Eylem merkezleri var diyelim PKK'nın orada. Bir de işte şeyler var. ABD üsleri. ABD üsleri var. Hepsi aynı yerde. PKK'lılar var, Amerikalılar var, bir de İran var, Şii milislerin üsleri var. O da var. ABD'nin yani var. PKK'lılar petrolü çıkartıyorlar, ABD için kontrol ediyorlar. Sonra o petrolü Esad rejimine satıyorlar. Esad rejim PKK'dan petrol alıyor. Arap aşiretleri tabii, var. Onlar getirip götürüyor. Evet, onlar savaş halinde diye düşünüyoruz. Evet. Öyle bir şey yok elbette. Hepsi orada. Yani. ABD, Esad İran, kendi petrolünü parayla satıyor. PKK üstü. Hepsi orada. Aynı noktada değiliz orada. Peki bunların birbirlerine karşı şu anda mesela PKK ile ya da ABD ile Esad rejimler arasında problem olması gerekir normal şartlarda, değil mi? Yani İran'la eğer siz İsrail arasında bir problem olduğunu söylüyorsanız Esad rejimiyle de İsrail arasında bir problem olması gerekir. Mantıken. Evet. Değil mi? Toprakları kaç yıldan beri işgal altında yani. Evet. Peki böyle bir problem var mı? Sahada öyle bir problem var mı? Karşımıza öyle bir şey geçiyor. İsrail şey vurmasa veya çok Esad'ın Amerikalılarla görüşmediğini kim söyleyebilir? Şimdi bir cümle okuyacağım. Doğru. Putin'den. Müsaade ederseniz Melih Bey. Tabii ki hocam, buyurun. Esad tarafından aktarılan Putin'e ait bir cümle. Bugün basında düştü galiba bildiğim kadarıyla. Şöyle söylüyor. Putin söylüyor bunu. Orta Doğu'da makro planın stratejik ortağıyız. Ne diyor hocam Putin? Bir daha tekrar eder misiniz? Bakın anlatıyoruz ya kimlerde ne yapıyor diye. Orta Doğu'da makro planın stratejik ortağıyız. Ha, büyük çaptaki planın ortağıyız. Makro planları kim yapar? Süper güçler yapar. Rusya ile ABD birlikte oturup plan yapmışlar. Geçen programda konuşmuştuk, hatırlarsınız. Evet, ben de bunu Amerika, çok sıkça dillendirmiştim. Haberdar mı diye. Burada bir koalisyon, ittifak var gibi makro seviyede. Siz de konuştuk buna. Evet. Hocam yok mu zaten İran, Suriye'yi bölmüşler. Bir kısmını kendi biri yönetiyor, tabii. Bir kısmını da kendi diğer yönetiyor. Yani Ukrayna'da birbirlerine girdiler. Biz bunları açıklarken, biz bunları ifade ederken mesela İsrail'in işte halk ayaklanacak, oraya bayrak çekmişler, bloka ya bunlar o kadar basit teferruatlar ki düğmeye basıldı Orta Doğu'da. Şu patlayan yer ne tarafa düşüyor? Deir Zor şu aşağıda. Yani. Aşağılarda. Evet. O bölgedeki Amerika'ya ait gaz bölgesi. İşte niye Amerika'ya aitse, Amerika'nın işgalindeki diyelim. PKK'nın kontrolündeki. PKK'nın kontrolünde. Bir de oradan bir hat çıkıyor biliyorsunuz Deir Zor'dan direkt Golan Tepelerine, Kuneitra'ya az önce gösterdik ya. Ona da Davut Koridoru diyorlar. İşte Deir Zor'dan o Tanf üssü var. Ha, burası yani Davut Koridoru denilen yerin için başlangıç noktası. Başlangıç, çıkış niye noktası. Davut Koridoru diyorlar diye soruyoruz. İşte önemli noktalar var. Siz anlatmıştınız, hatırlıyorum. Evet. O koridordan şeye çıkıyorsunuz doğrudan. Kuneitra'ya, oradan da denize çıkış veriyorsunuz. Ya bakın hepsinin alt planında çok faktörlü şeyler var. Enerji paylaşımı, bölüşümü, dağıtımı, toprak dağıtımı vesaire. Ya etnik farklılıklar, mezhepsel bir takım grupları kayırmalar falan değil. Burada İsrail bir harekat başlattı. Ve bu harekatına devam ediyor. Yani onun arkasında orduları sahaya sürdüğünüz andan itibaren başka bir şey aramaya gerek yok. Strateji vardır. Yani olanaklarla hedefler arasındaki uyum. Mesela şeyin bir haritasında, Netanyahu'nun haritasında güneyden gelen yeşil bir ok vardı. Hatırladınız mı? Ok şeyden, Hayfa'dan çıkıyordu. Öyle mi? Çıkış yeri Hayfa evet, mıydı? Limandan. Ne diyordu? Yani yakın doğudan gelecek her türlü ticari geçiş güvenli bölge olarak o yeşil haritadan ve Hayfa'dan çıkış. Mesela Hizbullah da Hayfa'yı vuruyor. Hep orası üzerine yoğunlaşmış ve İsrail'de temel hedeflerinden. Yani şunu diyor. Bir diğeri de güvensiz biraz hale getiriyor. Biraz da tabii daha yakın olduğu için. Tabii başka de Hayfa tabii çıkış noktası. Aynek işte. Aynek dedikleri proje o. Okun çıktı Mumbai'den, Hindistan'dan Hayfa'ya çıkıyor. Çünkü o Deir Zor Rakka'daki petrolün Laskiye'den tabii Rusya kapattığı için o petrolün Hayfa'dan taşınması projesi de var.
PKK çalacak oradan petrolü, alttan Hayfa'dan tabii oradan gönderecek. Bir boru hattıyla. Ama tabii şu gerçek, yani Suriye'nin petrolü Irak'la falan mukayese edilmeyecek derecede küçük şeyler. Küçük, zayıf. Yani Suriye'nin kendisine evet. bile yetmiyordu o petrol. O açıdan sadece enerjiyle alakalı bir şeyi değerlendirmek doğru olmaz. Tek başına enerji değil. Elbette Deir Ezzor. Bir de Deir Ezzor çok önemli bir yerdir. Deir Ezzor biliyorsunuz bizim Halep vilayetimizden sonra en büyük vilayetimizdi. Bir de Osmanlı döneminde Deir Ezzor doğrudan İstanbul'a bağlı. Bağlıydı. Tehcir merkezlerinden bir yerde. Tehcir merkezi de Ermeni tehcirinin tamam Deir Ezzor'a yapıldı. Bugün Lübnan'daki Beyrut'taki Ermeniler Deir Ezzor'dan gittiler. Yani Türklerle yani Ezzor, evet. meskun olan alanlardan birisiydi. Bir şey söylemek tabii istiyorum. Şimdi sürekli böyle dünkü Hizbullah saldırılarından sonra onu da sordun. Onunla bu arada cevap evet, vermiş oldum. Soruyorlar. Hani soruyorlar. Ne diyeceksin diye. Evet. Şimdi başından beri şunu söylüyoruz fakat bazıları anlamak istemiyor. Bu İran'la İsrail arasında bir danışıklı dövüş var. Bunlar aslında birbirinin dostudurlar falan. Böyle bir şey söylemedik. Bu zaten akla aykırı. Şunu söyledik. 25 yıllık işgal boyunca, Irak'ın işgaliyle başlayan süreç boyunca İran, ABD'nin Irak gibi... Daha sonra da Suriye topraklarında, daha sonra Lübnan'da pek çok bölgede Sünni yapıları, hareketleri ve devletleri çökerterek, yok ederek, parçalayarak, parçalama stratejisi izlerken İran'da burada kendisine bir alan açtı. Yani ABD ile çatışıyor görüntüsü olan İran, Irak'ın geldi yönetimine oturdu. Suriye'nin geldi yönetimine oturdu. Lübnan'da Hizbullah eliyle yönetime oturdu. Yani bütün bunlar aslında bir danışıklı dövüş demek değil. Bu ABD'nin Sünnilerle savaşırken oluşan boşlukta İran'ın kendi nüfuz alanını artırmasıydı. Bu İsrail'in, İsrail'le İran arasındaki, İran'daki mevcut rejim arasında hiçbir düşmanlık yok anlamına gelmiyor. Niye bu elinizden gelen bu mudur diye soruyorduk. Bunu da sorarız canım. Tabii. Bunu da biz söylemiyoruz. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevat Zarif'in bir açıklaması var. Halkımız, İran halkı bıktı Filistinlilerden evet. diyor. Bu açıklamayı ben bu yapmıyorum. Gerçek. Cevat Zarif'in Filistinlilerden bıktık diyor. Nasrallah evet. bile Hamas'la arasına mesafe koymuştu diyor. İranlı yetkililer umurumuzda değil. Diye defalarca açıklama yapıyorlar ama Türkiye'deki İrancılar bunu söyleyince niye heyecanlanıyorlar bilmiyorum. Şu soruyu sormak yani. Lazım. Şimdi diyor ki mesela işte 50'ye yakın Arap ülkesi var. Bir tek İran savaşıyor. Kardeşim siz hiç tarih okumuyor musunuz? 1948'de İsrail devletin ilan ettiği ilk gün Arap ordularının tamamı İsrail'le savaş açtı. Her bir savaşta 48'de, 67'de, 73'te Arap orduları yani Mısır'ı, Suriye'si, Ürdün'ü, Cezayir'i ne kadarı varsa en az her bir savaşta en az 15-20 bin şehit verdiler. 10 binlerce esir verdiler. Yani bu ülkelerin tamamı İsrail'e. Peki sorun yani İran rejimi 79'dan beri İsrail'e hiç savaşmış mıdır? Onu geçiyorum. 79'dan önce 48'de İsrail'i. Yani Şah döneminde hiç İsrail'le problem yaşamış mıdır? Tam tersi. İsrail-İran arasında ne Şah döneminde ne Hümeyni döneminde İsrail'le en ufak bir çatışma olmuş yaşanmadı. Mudur? ABD ile en ufak bir çatışma olmuş mudur? Çok açık. Bu soruların cevaplı yani 2000 ne denildi? Efendim 80-79'da biz devrim yaptık. 80'de Saddam Hüseyin geldi devrimimizi yıkmak için Amerikan himayesiyle geldi bizi yok etmek için saldırdı. E tamam da siz 8 yıl savaştınız bu soruyu sormayalım mı? Siz eğer İsrail'e ve ABD'ye karşı savaşıyorsanız İsrail niye savaşın ortasına gelip Irak'taki nükleer tesisi vurdu? Ve İsrail neden 600'den fazla gemiyle İran'a silah sevk etti, silah sattı değil mi? Devrimden hemen sonra bir de. Devrimden sonra İran-Irak savaşında Amerikan silahlarının tamamı bakın Irak savaşı bitti 2003'te işgal edildi Irak. Irak'ın mühimmatının içerisinde tek bir Amerikan askeri... Silahı çıkmadı bir adet. Hepsi Rus yapımıydı. Hepsi. Ama Amerika'nın İran'a verdiği silahlar İran geç skandalıyla patlak verdi. Şimdi bütün bunları yan yana koyuyorsunuz. Hala utanmadan diyor ki Arap rejimleri sattı. Evet satan rejimler var. Başından beri satan rejimler var. Ürdün'den bahsediyoruz. Ürdün kralının dedesinden bahsediyoruz. Bize karşı zaten isyan eden onun dedesiydi. Bu bir gerçek. Ama bütün Araplar İsrail'le anlaştılar. İran'da böyle kahramanca savaşıyor. Bu hikayeyi başkalarına hikaye. Yutturun. Çok güzel bir yerde kaldı. Devam edeceğiz konuşmaya ama Ata'ya bir bağlanalım. Beyrut'ta Ata bize son durumu aktarsın. Ata merhaba. Merhaba Melih Altınok. İyi yayınlar diliyorum size ve konuklarımıza. Ata'cığım dünden beri çok hareketli bulunduğum bölge. Hizbullah'ın saldırısıyla da İsrail sarsıldı. Bu gece oradaki hava nasıl? Bir karşı saldırı bekleniyor mu? Gün içinde neler öğrendin anlatır mısın? Havalimanında
hala yer olduğu... Şu sıralarda zaten İsrail kabinesi toplantıda, malum Netanyahu başkanlığında. Aslında hemen şunu da söyleyelim Melih Altınok. Beyrut'ta neredeyse böyle son 24 saat, 36 saattir yaklaşık fırtına öncesi bir sessizlik hakim durumda. Sadece bugün bir Neronlar uçuş yaptı. Onun haricinde de bir de sonik patlamalar yaşandı. Aslında biz bir anda böyle bir savaş uçağıyla saldırı mı düzenlendi diye düşündük ama sonik patlama olduğu sonradan ortaya çıktı ama halen daha bu Dahiye semtinden dumanlar yükselmeye devam ediyor. Çünkü yangınlar söndürülebilmiş değil. Birkaç gün önce vurulan yerlerdeki o yangınlar söndürülebilmiş değil. Hı hı. Bu arada sesim benim kulağıma geliyor. Arkadaşlar ona da bir bakabilirse sevineceğim. O da çok zordur sesini duyup konuşmak. Güneyden bahsedeceğim. Güney oldukça... evet. Güneyde de hemen şunu söyleyelim. Dün gece aslında İsrail'e can alıcı bir saldırı gerçekleştirdi Hizbullah. Çünkü günlerden bu yana, hatta aylardan bu yana bu nasıl bir saldırı olacak diye bekleniyordu. Lübnan kamuoyunda bunun tartışmaları yapılıyordu. Hatta Hizbullah'ın bu verdiği cevapların yetersiz olduğu düşünülüyordu ama dün İsrail'in tırnak içerisinde canını yakan bir saldırı gerçekleşti. Hı hı. 4 İsrail askerinin öldürüldüğü duyuruldu. 60'ın üzerinde de yaralı var ama Hizbullah bunun daha fazla olduğunu söylüyor. Tabii hep söylüyoruz bunu. Enformasyon savaşları da yaşanıyor. Güneyde Hizbullah'ın tünellerinin görüntüleri yayınlanıyor. Mesela İsrail basını bugün o Lübnan'ın güneyine sokuldu. Orada görüntü aldırıldı. İşte embedded gazetecilik dediğimiz işte buralarda terör yuvaları vardı tırnak içerisinde. İşte buraları aldık. Bir kilometre içeri girdik. İki kilometre içeriye girdik vesaire diye. Bir taraftan İsrail Birleşmiş Milletler unsurlarını hedef almaya devam ediyor. Merkava tanklarıyla yine güneyde bir tesise girildi. Baskın yapıldı daha doğrusu. 15 UNIFIL askeri yaralandı bu tozlardan sebep ve oradaki çatışma da olmuş. Çünkü bölgeden gelen bilgiler o yönde. Işıkları kapatın diye baskın düzenliyorlar. Bundan önceki o saldırılarda da yine şöyle bir iddiada bulunulmuştu. Ya yanlışlıkla vurduk biz oraları, işte kazara vurduk, çok üzgünüz, bir kendi içimizde soruşturma başlatacağız gibisinden böyle komik bir açıklamada bulunmuştu İsrail ama bunu bile isteye yaptığını herkes biliyor. Kuzeyde Beka Vadisi ve Baalbek bölgesi oldukça önemli. Orada da bombardıman devam ediyor. Her gün can kayıpları da oradan rapor ediliyor ama bugün yine sıcak bir gelişme yaşandı. İsrail Suriye sınırına iki tank yerleştirdi Golan Tepeleri civarında. Bu da tabii ki İsrail işte bu savaşı Suriye'ye de mi yaymak istiyor diye. Aslında ama geldiğimiz süreçte şunu da biliyoruz. Hama'da vuruluyor, Humus'ta vuruluyor. Suriye'deki farklı noktalar, özellikle Hizbullah hedefleri de vurulmaya devam ediyor. Suriye tarafındaki, Lübnan-Suriye sınırındaki Masna sınır kapısı var. Şu ana kadar 300 bin kişi oradan göç etti Suriye tarafına ama İsrail o göç yollarında vuruyor. Tıpkı Gazze'deki gibi, yani kuzeyden güneye, doğudan batıya sürekli insanları yerinden ettirdi bugüne kadar. Ama şimdi de artık o senaryo Lübnan-Suriye sınırında hayata geçiriliyor. Çünkü dediğim gibi Suriye tam tampon bölge, Lübnan'la Suriye'nin tam tampon bölgesi. Orası vuruldu, kocaman böyle krater gibi adeta bir çukur oluştu. Ama insanlar o kenarından, ortasından, her bir tarafından Suriye'ye geç etmeye çalışıyor. Tabii geçiş yapabilenler şanslı. Refik Hariri Havalimanı arkamızda. Uçaklar iniş kalkış yapıyor. Durumu iyi olanlar, biraz daha durumu iyi olanlar buradan uçaklarla ülkeyi terk ediyor, terk etmeye devam ediyor. Ama bu seferlerde yine İsrail bombardımanı altında, dumanların eşliğinde gerçekleşiyor bu seferler. Ama yerinden yurdundan edilenler halen daha Beyrut'un caddelerinde, sokaklarında
Evet, havalimanını açık yaşamaya tutuyorlar. Devam ediyor. Oradan kaçışlar da olsun istiyorlar. Gazze'de de böyle bir yer olsun isterlerdi bence. Hani Gazzeliler gitsin diye, ama Gazzelilerin gitmeye niyeti olmadığını çok iyi biliyorlar. Orada bir kişi bile pekala Gazzeliler bunu talep edip bunu gerçekleştirebilirlerdi. Evet. Sağlamak maksadıyla. Burada, yani, burada evet, şimdi tablo farklı biraz. Şunu da söyleyelim. Amerika'dan da bir açıklama geldi. Lübnan'daki Amerikan vatandaşların hemen ayrılmaya şiddetle çağırıyoruz denildi. Yani şiddetle işte. Yani havalimanı, hı-hı, 2006'da hedef alınmıştı. Onu da söyleyelim. Hı-hı. Önümüzdeki süreçte hedef alınır mı tekrar bilemiyoruz. Şu yani anda işliyor. Ata bir soru var Kemal Olçar'dan. Bir uçak kalktı az önce. Evet, bir uçağın. Tabii ki. Buyurun hocam. Ata Bey, tabii biz şöyle öngörüyoruz. Yani bu İsrail'in yapmış olduğu harekat ya da yapacağı müteakip günlerdeki harekatı safhalara ayırabileceğini tahmin etmek çok zor değil. İşte safhalar arasında geçişler olacaktır. O biraz krize sebep olabilir. Safhalardan bir tanesi Litani hattı, ikincisi Beyrut, üçüncüsü Beka. Bu Beka'ya doğru uzanan bu üç safhalı harekatta İsrail'in, tabii tahmin olacak belki ya da yorum olacak bu sorunun cevabı bize göre, bu üç safhalı harekatı yapamayacak, yapması mümkün değil gibi görüşler var. Siz ne düşünüyorsunuz bölgede şu anda bulunan bir kişi olarak? Yani geldiğimiz süreç itibariyle şu anda bu hazırlıkların özellikle Lübnan'ın güneyinde başladığını görüyoruz. Yani o kara harekatı başladı. Biz ilk günlerde o bölgeye de gitmiştik. Şu anda hiç kimse gidemiyor. Gerçi köyler boşaltıldı ama İsrail'in ağırlığını, yani tüm enerjisini Lübnan'ın güneyine verdiğini görüyoruz. Netanyahu bugün bir açıklama yaptı. Nerede yaptı bu açıklamayı? Dün Hizbullah'ın hedef aldığı o Golani üssünde yaptı. Dedi ki Lübnan'ı, dedi, Beyrut'ta dahil, dedi, vurmaya devam edeceğiz, dedi. Hatta o açıklamasını tam da söyleyeyim. Yani bir yanlışlık olmasın. Bu oldukça önemli bir açıklamaydı. Aslında biraz da böyle hani ucu açık bir açıklama. Dedi ki Beyrut'ta da Hizbullah'ı acımasızca vurmaya devam edeceğiz. Evet. Beyrut'ta da zaten vuruyorlar. Yani bugüne kadar vurdular. Dahiye semti hemen arkamda, karanlık. Zaten o noktada hiç kimse yok. Sivillerden arındırıldı. Hizbullah unsurları nerede şu anda? Lübnan'ın güneyinde, Dahiye semtinde ve aynı zamanda da kuzey kesimlerde şu anda konuşlanmış durumda. Enerjinin büyük bir kısmı Lübnan'ın güneyine verilmiş durumda. Dahiye sürekli olarak günlerdir vuruluyor. Kuzeye baktığımızda ise bugün az önce söylediğim gibi yeni bir hamle yaptı. Suriye sınırına iki tank yerleştirdi. Yani hani ben buradayım mesajım veriyor. Evet, iki tank belki de çok da fazla bir işe yaramayacak bu harekat konusunda ama bir Suriye'ye de bir gözdağı olarak nitelendirilmiş durumda. Çünkü malum Beka Vadisi, Baalbek bölgesi Suriye ile sınır hattında bulunuyor. İşte o bölgelere de tank yerleştirildi. Ama İsrail'i şunu biliyoruz, 1948 yılından bu yana yavaş yavaş, aşama aşama, adım adım bu işgal politikasını sürdüren, katliam politikasını sürdüren bir İsrail'den bahsediyoruz. Gazze örneği ortada, bir yılı aşkın süre geçti. Halen daha Hamas'la mücadele ediliyor. Halen daha Hamas'la mücadele altında orada katliam devam ediyor. Anladığımız kadarıyla da Lübnan'daki bu savaşı da zamana yayarak İsrail sürdürmek istiyor. Geldiğimiz süreçte en azından gördüğümüz ve yaşananlar bunlar şu anda. Uğur Özgöker'in de bir sorusu var Ata. Ata Bey, Melih Bey de demin sordu ama tam açıklayıcı şey bulamadım ben. Şimdi havalimanını istese vurur İsrail. Her yere gidiyor, sivilleri vuruyor, Beyrut'u vuruyor. Havalimanına işte İran Meclis Başkanı indi, kendi uçağıyla İran Dışişleri Bakanı indi. Melih Bey dedi yani siz de dediniz ki ABD kendi vatandaşlarının tahliyesini şiddetle tavsiye ediyor. Dolayısıyla Melih Bey'in dediği gibi tahliye olsun diye açık tutuyor orayı, vurmuyor, özellikle Lübnan halkı kaçsın, Hizbullah müzahir gruplar kaçsın diye mi açık tutuyor? Yoksa yani teknik olarak vuramaması mümkün değil. Beyrut'ta falanca apartmanın falanca dairesini birinden vurup Hizbullah'a vurup da koskoca havaalanını vurmaması mümkün değil. Yani kasıtlı olarak mı açık tutuyor orayı Melih Bey'in sorduğu gibi bir an önce gitsinler, boşalsın diye? Yoksa başka bir amacı var mı?
Yani iki sebebi olabilir hocam. Öncelikle bu Amerika'dan bu şekilde açıklama gelince, yani en azından biz öngörümüzü söylüyoruz. Amerika malum İsrail'in abisi. Dolayısıyla şiddetle terk edin diye bir çağrıda bulununca Amerika Birleşik Devletleri şunu öngörüyoruz. Yani Amerikan vatandaşları da buradan gidecek. Tabii yani Amerikan vatandaşları her zaman önceliklidir, tırnak içerisinde söylüyorum. Onlar terk edildikten sonra belki de vurulabilir amacıyla böyle bir öngörü var. Yoksa evet vurabilir, İsrail vurabilir, hatta yanı başını vuruyor. Siz de söylediniz yani 10 katlı apartmanın 5. katını vurabilen bir İsrail'den bahsediyoruz ama 2006 yılında vurmuştu bu havalimanını, Refik Hariri Havalimanı'nı vurmuştu 2006 yılında. Ama şimdi de vurmayacağının bir garantisi yok. Belki de hani bundan önceki yayınlarda da söylemiştim. Şu anda bir danışıklı dövüş var. Yani belki de İsrail orayı da işgal edecek. Çünkü hedef Beyrut'a odaklanmış durumda. Lojistik anlamında belki de burası hani uzun vadede bir işgal olduğu zaman İsrail'in de işine yarayacak noktalardan bir tanesi nihayetinde. Danışık dövüş de olabilir. Belki de bu Amerikan vatandaşları tahliye olduktan sonra vurulacak da olabilir. Tamam, yani bunların hepsi birer soru işareti ve birer öngörü. Bir de diyor, bir tek Middle East Airlines çalışıyormuş. Başka yani Lufthansa falan başka hiçbir ülkeli, yani bu bilinçli bir şey mi yoksa yok, korkudan mı gelemiyorlar öbürleri? Başka ülkelerin hava yolları. Bilinçli mi yani kasıtlı yani sadece Middle East? Demeyelim de yani güvenlik gerekçesiyle, çünkü üst düzey güvenlik uyarısında bulunmuştu. Güvenlik gerekçesiyle anladığımız kadarıyla yani korkudan belki gelmeyen vardır ama şu an itibariyle sadece Middle East çalışıyor. Şunu da söyleyelim, bir bilgi amacıyla bugün biz Büyükelçilik'teydik. Malum geçtiğimiz günlerde iki donanma gemimiz gelmişti, Sancaktar ve Bayraktar. Şimdi de bir Carter seferi hazırlanıyor. Yani isteyen vatandaşlar için yine o uçak inecek. Yani şu anda o gün gidemeyen vatandaşlar için de uçak seferi hazırlanıyor şu anda. Talepler alınıyor. İhtiyaca göre 1, 2, 3 bu sürekli olarak devam edecek. Ama hangi firmayla anlaşılacak onu bilmiyoruz. Onu da buradan bir yeni bir gelişme olarak vermiş olalım. Büyükelçiliğimiz şu anda burada yaşayan, yani Lübnan'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından talep topluyor. O vatandaşlarımız da birkaç gün içerisinde özel uçakla artık uçacak, Türkiye'ye gidecek. Atagündüz Kurşun'a çok teşekkür ediyoruz. Bize Lübnan'dan son gelişmeleri aktardı. Ata, yeni bir gelişme olursa, herhangi bir saldırı, sen oradasın zaten, aktaracaksın bize. Çok teşekkür ediyoruz. Buradayız, takip ediyoruz.